yine cehennemin isimlerinden ve son olarak da Hutame cehennemin isimlerinden bu şekilde geçmiş. Bunlar bütün bu sefaları hemin cennet, hemin cehennem, hemin kabir, bütün her hepsi arkadaşlar ittifakla, hemin ruhla, heminle, bedenle olacak. Cehennemlik amellerden bazılarını sayarsak, ana babaya asi gelmek, gıybet etmek, kovuculuk laf getirip götürmek, devüsler, yani ailesini, çoluğunu, çocuğunu ıskanmayan insanlar, ıskanmayanlar ne yapacak? Bunlar zinacılar, zinacılar mahşerde çok pis kokacaklar arkadaşlar. Kimse yanına yaklaşamayın, çok pis kokacak. Bir de cehennemlik insanların en büyük sıfatlarından bir tanesi arkadaşlar, cimrilik. Cimrilik diyor, cehennemde bir ağaç, kim ne yapar? Cimrilik yaparsa o ağacı tutunmuş olur, kendini cehenneme doğru çeker. Allah-u Teala cümlemizi cimrilik hastalığından muhafaza eylesin. Amin. Cömertlik de cennette bir ağaç diyorlar, demişler. Her kim cömert olursa da o kendisini cennete doğru, o ağaca tutunur, kendisini cennete doğru çeker demiş. En son soru arkadaşlar, cennet, Allah-u Teala cümlemize nasip eylesin, müminlerin evidir. Cennetin 8 tane kapısı var. Cehennemin ise arkadaşlar 7 tane kapısı var. Ondan dolayı sabah namazlarında ne diye La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiyit der ki ana. Ondan sonra ne dedik? Allahümme ecirne minennâr. 7 tane 7 sefer dedik. Niye? Çünkü cehennemin 7 katı var, 7 kapısı var. O 7 tane kapıdan sığınmak için. Ondan sonra bazı zaman da bir de Allahümme ecirne minennâr dedikten sonra da bir de 8 sefer Allahümme inni eselükel cennet denir. Cennetin de 8 kapısını istemek için. Birinci cennetin 8 kapısı var arkadaşlar. Birinci kapıda mektubun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir yazar. Birinci kapıda ve buradan enbiyalar, peygamberler ve şehitler girer. İkinci kapı namaz kılanların kapısı. Üçüncü kapı arkadaşlar mallarının, zekatlarının verenlerin kapısı. Dördüncü kapı iyiliği emredip kötülükten alıkoyanların kapısı. Beşinci kapı kendisini şehvetten alıkoyanların insanların kapısı. Altıncı kapı hac ve umre yapmış insanların kapısı. İnşallah Şubat ayında da hep beraber gider umremizi yaparız. Yedincisi de mücahitlerin kapısı. Sekizincisi de diğer hayır hasenat yapmış insanların, ana babasına iyilik, sıra-i rahim yapmış insanların kapısı. Allah-u Teala inşallah bu kapılardan birini inşallah bizlere girmeye nasip eylesin. Amin. Tüm geçmişlerimin ruhu için ve şeyhimin ruhu için El Fatiha.